Merhaba arkadaşlar, YGS pratik videolarda fizik dersinde fiziğin doğası konusuyla devam ediyoruz. Bu videoda gözlem, skaler ve vektörel büyüklükler, temel ve türetilmiş büyüklükler, fiziğin alt dalları, bilimsel yöntem döngüsü ve ölçmede hata konularına bakacağız. Gözlem ile başlayalım. Gözlem ikiye ayrılıyor. Nitel ve nicel gözlem. Fark ise nitel gözlemin tahminle, nicel gözlemin ise bir cihazla yapılması. T ve C harfleri bize ipucu verebiliyor. Gördüğünüz gibi karikatürde bir tahmin yapılıyor. Alt tarafta ise tartıda ölçme işlemi yapılıyor. Nitel gözlem farklı insanlara göre farklı sonuçlar getirebilirken, nicel gözlemde cihaza dayalı olduğu için aynı sonucu görüyoruz. Ve büyüklükler. Büyüklükler ikiye ayrılıyor. Skaler ve vektörel büyüklükler. Skaler büyüklükler sayı ve birim kullanılarak belirtilebilen büyüklükler. Örneğin 10 kilogram dediğiniz zaman bu 10 kilogramın yönü ne, başlangıç noktası ne diye bir soru sorulmuyor. Aynısı 15 metrede de geçerli. Peki neler skaler büyüklükleri örnek olarak verilebilir? Kütle, öz kütle, sürat, hacim ve zaman. Vektörel büyüklükler ise büyüklüğü, başlangıç noktası, yönü ve doğrultusu olan büyüklükler. Örnek vermek gerekirse kuvvet ve hızı vektörel büyüklüklere örnek verebiliriz. Temel ve türetilmiş büyüklükler. Büyüklükleri temel ve türetilmiş büyüklükler olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Temel büyüklükler, başka birimlere gerek duyulmadan ifade edebildiğimiz birimlere verdiğimiz isim. Örnek olarak kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zamanı verebiliriz. Şifre olaraksa kısa muz şifresini burada kullanabiliyoruz. Dikkat etmemiz gereken nokta şu, buradaki K kütlenin K'si, kuvvetin değil. Kuvvet türetilmiş bir büyüklük. Dolayısıyla bunu da şöyle hatırlayabiliriz. Kısa muzun kütlesi olur. Kısa muzun bir kuvveti olmaz. Türetilmiş büyüklükler, başka büyüklükler yardımıyla ifade edilebilen büyüklüklere verilen isim. Ne var burada? Hacim, yüzey, hız, kuvvet ve enerji var. Gelelim fiziğin alt dal alanlarına. 7 alt alanımız var. İlk alt alanımız yüksek enerji ve plazma fiziği. Yüksek enerjili parçacıkların etkileşimi ve maddenin plazma durumunu inceleyen. Bu alt alan adıyla ilgili anahtar kelimelerimiz yüksek enerjili parçacık ve plazma hali. İkinci alt alanımız optik. Işıkla ilgili olayları ve ışığın maddeyle etkileşimini inceliyor. Optik anahtar kelimemiz ışık. Devam edelim. Nükleer fizik. Atomun çekirdek yapısı ve nükleer enerjiyi inceliyor. Anahtar kelimemiz atomun çekirdeği, nükleer enerji, nükleer santraller. Termodinamik. Sıcaklık, ısı ve ısının madde ile olan etkileşimini inceliyor. Anahtar kelimeler sıcaklık ve ısı. Mekanik, kuvvet, hareket ve enerji ilişkilerini inceliyor. Kinematik ve dinamik alt dalları. Anahtar kelimelerimiz kuvvet, hareket, kinematik, dinamik. Atom fiziği, maddenin atom ve molekül yapısını inceliyor. Anahtar kelimemiz atom. Katı hal fiziği, maddenin katı haliyle ilgili mikro boyuttaki olayları inceliyor. Anahtar kelimelerimiz katı hal, kristal yapı. Bu 7 alt alanla ilgili şifremiz yontmak. Dikkat ederseniz baş harflere alt alta baktığımızda yontmak sözcüğüne ulaşıyoruz. Peki bilimsel yöntem basamakları neler? Bu önemli. Burada adımlara dikkat edelim. İlk başta bir bilimsel problem saptıyoruz. Ardından bu probleme dair verileri topluyoruz. Verilere uygun hipotez kuruluyor. Bu hipoteze dayalı olarak tahminde bulunuyor. Daha sonra tahminlerin doğruluğunu test etmek için kontrollü deneyler yapılıyor. Şimdi kontrollü deneyin sonucunda ya hipotezimiz doğru ya yanlış. Eğer yanlışsa ve yani doğrulanamıyor, bu hipotez reddediliyor ve yeni bir hipotez kuruluyor. Dolayısıyla iki basamak geriye. Eğer hipotezimiz doğruysa, yani deney ve gözlemlerle hipotez doğrulanırsa teori halini alıyor. Teori evrensel bir gerçek ise kanun oluyor. Yerçekimi kanunu gibi. Ölçmede hata. Ölçmedeki hata şu. Bir
ölçmede ölçüm sonucu ile gerçek değer arasındaki farka biz ölçmede hata diyoruz. 4 tane ana sebeple ölçmede hata olabiliyor. İlki ölçme yönteminden. Örneğin bir stadyumun boyunu karışınızla ölçmeye kalkarsanız hata yapabiliyorsunuz. Ölçme aletinden kaynaklı olabiliyor. Eskiyen bir aleti kullanarak ölçmede hata yapabiliyorsunuz. Ölçme yapan kişiden kaynaklı. Örneğin o gün o kişinin kafası dalgın oluyor ve bir hata yapıyor. Ölçme yapılan ortamdan kaynaklı. Yani bir ortamda yapacaksınız ama sıcaklık ve gürültü var. Dolayısıyla değerleriniz sapabiliyor. Bu şekilde ölçmede hatayı inceliyoruz. Çıkmış sorular. Bir tane 2012 YGS sorusu var. Evlerde kullanılan elektrik sayaçlarının tüketime ilişkin gösterdiği sayının birimi aşağıdakilerden hangisidir? Soruyla ilgili hiçbir fikrimiz olmadığını düşünelim. Elektrik faturasını ne artırır? İki tane cümle var. Evden çıkmadan ışıkları kapat, boşu boşuna yanmasın, zaman. İki, bilgisayarı kullanmıyorsan kapat. Yani güç. Daha çok bilgisayar olursa daha çok güç tüketimi olacak. Bu ikisinin çarpımı enerji eşittir güç çarpı zaman. Gücün birimi neydi? Kilowatt. Zamanın birimi neydi? Saat. Öyleyse cevabımız kilowatt saat. Şimdi bu soru sizde. Peki çıkmış sorulardan dipnotlar var mı? Evet. Bunlarda çıkmış sorularda belli şeyler var. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bir kere en çok sorulan birim Joule. Joule iş enerji birimi ve sorularda en çok geçen birim. İmpuls yani itme, kuvvet çarpı zaman, kalori ve Joule ısı birimleri, Kelvin Fahrenheit Celsius sıcaklık birimi, periyot titreşim hareketinde tam titreşim için geçen süre, frekans ise titreşim hareketinin birim zamanda kaç kere olduğu. Bu ikisi arasındaki fark da bol bol çıkıyor. Umarım faydalı olmuştur. Kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim.